Of ya, karnım gerçekten çok aç ya. Bugün ekmek de buyamadım. Nasıl doyacağım ben karnımı şimdi, he? O da ne? Vay canına, içeride müşteriler kebap yiyor. Şu kebaplaya bak, çok yeziz gözüküyorlar. Bir parça istesem mi acaba? Nasıl halo, kebapları beğendiniz mi? Bu sefer özel sos kullandım. He valla beğenmişik ha. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Elimizden geleni yapıyoruz işte, he? O da kim? Hey yumurcak, ne yapıyorsun orada? Buraya gel. Ay, ben bir Nereye şey kaçıyorsun? yapmadım. Gelsene. Evladım gelsene. Nereye gidiyorsun? Gel sana yemek vereyim. Allah Allah. Tüh ya, kaçtı gitti. Bir şey yapmayacaktım ki. Of arkadaşlar, içim gitti ya. Bu kimsesiz çocuğa destek olabilmek için videoyu beğenip abone olabilir misiniz? Her like ona bir destek olsun. Tüm bunları yapanlar yorumlara bir de adını yazsın. Of umarım karnını doyurur. Ayrıca yorumlarda ona zarar vermek istemediğimi de söyleyebilirsiniz. Gerçi onun telefonu yoktur ama siz yine de yazın. Of ya, son anda kaçtım. O abi dükkanına bakıyorum diye kesin dövecekti beni. Ay ay ya, neyse. He? Burası da neyse. Abi içeride kim var? Belediye başkanı var. Ne? Yani bu şehrin belediye başkanı mı? Vay canına, süpermiş. Lan sokak serserisi, yırtık pırtık üstünde burada durma. Defol git buradan çabuk. Tamam abi, hemen gidiyorum. Allah Allah, bir de bunlar kaldı başımıza ya. Aklında ne var? Ne düşünüyorsun yine? Söyle çabuk. Abi, aklımda harika bir plan var. Ama bize bir çocuk lazım. Nasıl bir çocuk lan? Ne diyorsun? Birini bulacağız ve onu dilendireceğiz. Ali nasıl? Ali'yi alalım mı? Lan saçmalama, o belediye başkanı 50 tane korumayla geziyor. Evet doğru, kimi alacağız ya, kimi? Of ya, benim acilen bir iş bulmam lazım. Para kazanmam lazım ya. Gel bakayım buraya. Ne oluyor, o ses de ne? Buyurun abiler, bir şey mi istemiştiniz benden? Gördün mü abi, bulduk. Evet, bu çok şey oldu. Bak küçük velet, bundan sonra bizim için çalışacaksın. Gerçekten mi? Tamam, ne iş olursa yapayım. Tamam, şimdi seni şehrin ortasına koyacağız ve orada zorla direneceksin. Ne? Hayır, hayatta uymaz. Ben dilenci değilim, tamam mı? Ben çay içip para kazanacağım. Galiba bu bizi dinlemeyecek. O zaman zor yoldan söyleyelim. Hayır, asla. Uymayın abiler. Uymayın, ne yapıyorsunuz? Hayır, uymaz. Dilenmeyeceğim ben, tamam mı? Hayır. Kim yaptıysa bulmalıyız Aslı. Bunlar yüzünden çocuklar sokakta top oynayamaz oldu. Çok haklısın. Tüm ekiplere haber veriyorum. Her yerde onları arayacağız. Tamam, ben de olay yerine gidip olayı araştıracağım, tamam mı Aslı? Kerem komiser, Kerem komiser dostum, seninle konuşmam gereken bir şey var. Şimdi değil fakir, çok önemli bir dava üzerindeyim. Ama Kerem komiser. Ya fakir, şimdi değil dedim değil mi sana? Allah Allah, gidiyorum ben. Bu taraftan koruma. Kerem komiserin benimle konuşması gereken bir şey varmış. Şu yoldaki kan izlerine bak, olay ciddi herhalde. Bakalım neler olmuş. Kerem komiser, her şey yolunda mı? Hayır Ali, hiçbir şey yolunda değil. Bir çocuk kaçırılmış. Galiba bunu kimin yaptığını bulduk. Anladım, tamamdır. Özel helikopterimle havadan da tarama yaptıracağım. Bu çok iyi olur Ali. Araştırman sonucunda bir şey buldun mu? Aslında araştırmaya daha yeni başladım. Burası Serseri Ahmet ve Haydar'ın kaldığı ev. Olay tam olarak burada oluyor. Serseri Ahmet ve Haydar'sa evde yok. Tabii ki bu da kafaları karıştırdı. Kavga burada başlıyor. Yol boyunca devam ediyor. Yani kavga ettikleri kişiyi döve döve bu köşeye kadar getiriyorlar. Ardından burada onu bayıltıp kaçırıyorlar. Evet, acilen onları bulmamız lazım işte Ali. Tamam Kerem komiser, bunu başaracağız hadi. Nasıl? Yeni yerini beğendin mi he? Oyamaz, çok korkuyorum, lütfen bırakın beni. Söylediklerimizi kabul edersen bırakırız. Hayır, kabul etmeyeceğim, kabul etmeyeceğim. Sen çok olmaya başladın. Elinde sonunda kabul edeceksin. Bak sersem, elimde bir çakmak var. Bunu gördün mü? Eğer buraya çakmağı çakarsam ne olur biliyor musun? 300 metre havaya uçarsın. Ne? Hayır, oyamaz. Lütfen yapmayın. Serbest bırakın beni. Bak, altındaki bloğu kırarsam da sandalyeyle birlikte lava düşersin, haberin olsun. Oyamaz, oyamaz. Efendim, her yere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Nasıl bulamazsınız, nasıl? Sen burada kal. İş başa düştü. Efendim, yalnız başınıza bir yere gitmeyin. Artık yapacak bir şey yok. Onu ben bulacağım. Evet, bu kancayla şehrin her tarafını arayabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım, hop. İşte böyle, gördünüz mü? Hop. İşte böyle, olamaz. Lavlara biraz dikkat etsem iyi olacak. Tamamdır. Burada hiç kimse yok. Tamam, biraz da şu tarafa doğru bakalım. Şöyle, hop.
Tamamdır. Bakıyorum hiçbir yerde yoklar, hiçbir yerde. Nereye götürdüler bu çocuğu, nereye götürdüler? Ne olursa olsun bulacağım onları, bulacağım ve cezalarını vereceğim. Kerem komiserler de her yerde onları arıyor. Bir dakika. Tabii ya, orman. Saklanılacak en güzel yer orman. Havadan helikopterle bile gelsen kimse görmez. Kesin ormana götürdüler. Evet arkadaşlar, bunu başarabiliriz. Hadi bakalım, hop şöyle uçalım, hop. Tamamdır. Uf, biraz ayaklarım acıdı, biraz abarttım. Tamam, kabul ediyorum. Evet, şöyle gidelim. Heh, o da ne? İşte oradalar. Bunu gördünüz mü? Ufacık çocuğu kaçırmışlar. Orada lavlar da var. Bir çözüm bulmalıyız. Aklıma bir fikir geldi. Onları tek tek tuzağa düşüreceğim. Evet, nerede kalmıştık? Hala daha teklifimizi kabul etmiyordu. Şimdi teklifimizi kabul ediyor musun? Tekrar düşündün mü? Hayır Asya, ben dilenci değilim, tamam mı? Tuzağım hazır arkadaşlar. Evet, şu topu görüyor musunuz? Şimdi bu topla onların dikkatlerini dağıtacağım. Hadi bakalım. Hop, tamamdır, hemen saklanalım. Heh, o ses de ne? Bunu duydun mu abi? Evet duydum. Galiba ormanda çocuklar var. Öyle mi diyorsun? Heh, burada bir top var. Topun geldiği yerde başka çocuklar da olabilir. Onları da dilendirebiliriz. Doğru söylüyorsun, git kontrol et. Evet bakalım. Heh, işte top burada. Topun geldiği yönde şurası. Çocuklar, topunuzu düşürmüşsünüz. Ne diyorum, buraya gelin. Evet, bir şey yapmayacağım, bakın beraber top oynayacağız. Neredesiniz ya, size diyorum gelsenize buraya. Alo. İşte şimdi tuzağıma düştün. Arkadan şöyle kafaya bir tane vurduk mu, tamamdır, şöyle gidelim. Hop, al bakalım, tamamdır. Sırada bu var. Evet bakalım, hemen bunu da kandırmalıyız bir şekilde. Ya of, nerede kaldı bu sersem? Ufacık çocuğu bile yakalayamıyor ya. Sen burada kal, sakın bir yere ayrılma, tamam mı? İyi mi koyayım mı, bayadınız. Etrafımda yavlayı vay. Nasıl bir yere gideyim ben? Evet doğru söylüyorsun. Neyse burada kal bakalım. Ha, o ne? Ne oldu? Haydar. Haydar iyi misin? Haydar sana diyorum, Haydar cevap ver. Olamaz, bir bu eksikti. Ayağım mı takıldı acaba? Ne oldu, çocuklar mı dövdü bunu? Ne oldu? Olamaz. Her obrayna anneciğim, bu bana bir şeyler oluyor. Helal olsun Ali. Gerçekten çok iyi iş başardın. İki serseriyi de yakaladın. Ve bu yavrucağızı kurtardın. Teşekkür ederim. Onların ormanda olduğunu tahmin etmeliydik. Doğru söylüyorsun. Evet bakalım yavrucuğum, sen iyi misin? Evet gerçekten çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Onlar beni kaçırıp diyen diyeceklerdi. Şu anda yetiştiniz. Bundan sonra ben de büyüyünce polis olacağım. Evet aferin bakalım. Ama polis olmadan önce okula gitmen gerekiyor. Seni okula yazdıracağız. Ve ayrıca çalışman da gerekiyor. Sana bir iş de bulacağız. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet bakalım, bundan sonra burada çalışıyorsun. Biliyorum Ayda abi. Gerçekten çok mutluyum. Bu yesi gerçekten çok güzel bir dükkan. Bundan sonra benim çırağımsın. Buradan okula gideceksin. Okuldan da buraya geleceksin. Tamam, çok iyi olay. İyimden geleni yapacağım. Tamam o zaman, şu sandıklar boş. Ve çöpe atılacak. Bunları konteynerin oraya taşımakla başla bakayım. Tamam da hemen taşıyorum. Ben aslında çok güçlüyüm. Bunları da koy ayıkta taşıyabileyim. Hop, gel bakayım buraya. İşte böyle uyamaz. Şu kapıyı bir açayım şöyle. Hop, şunu da şöyle aydım. Tamam da şöyle gideyim. İşte konteyner ilay buydu. Hop, hemen şöyle koyayım. Çöp çabilay, bunları çöpe atayaydık. Şimdi suya diyeydiğinde hemen gitmeyeyim bakayım. Oyamaz. Merhaba. Demek Arda'nın yanında çalışmaya başladın, öyle mi? Geçen seni dükkanın önünde gördüğümde niye benden kaçarak uzaklaştın? Bana kızdığını sandım abi. Saçmalama. Sana kızar mıyım hiç ya? Hadi gel. Bir kebap yiyelim beraber. Gerçekten mi? Çok iyi. Ama benim içeride işleyim var. Onları yapmam gerekiyor. Sen hiç merak etme. Ben Arda ile konuşurum. Ben... Ne oluyor burada? Bir şey yok Ayda abi. Abi beni içeri kebap yemeye davet etmişti de. Evet Arda, ona bir sözüm vardı da. O yüzden kebap yiyeceğiz içeride. İstersen sen de gel. Ama kızar, sen gitmeyebileyim usta gerçekten. Tamam ya tamam. Hadi beraber gidip kebap yiyelim. Vay canına, bu harikoydu harikoydu. Çok teşekkür ederim. Hadi gir bakalım içeri. Tamam da giyiyorum Yüzge abi. Vay be, kebap yiyeceğiz be. Vay vay vay, şu kebaplara bak. Mis gibi de kokuyor. Harika, ilk defa kebap yiyeceğim. Arkadaşlar, kimsiz çocuk gerçekten çok zor durumdaydı. Onu desteklediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Belki de artık çalışacak,
Sonra kendi dükkanını açacak. Okuluna gidecek ve çok zengin olacak. Tabii ki de sizin destekleriniz sayesinde. Sizce kimsesiz çocuk şehre ne dükkan açsın? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Ve hatta Discord kanalımıza gelerek fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Link açıklamalarda. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, güle güle arkadaşlar. Bay bay.